Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgede yaşayan depremzedeler İstanbul gibi büyük şehirlerdeki yakınlarının yanına yerleşti. Deprem bayağı sıkıntılı oldu yani. Bayağı hasarlarımız var. Ben buraya çalışmaya geldim. Ve şimdi bayramda tekrar ailemi görmek için bayram iznine gidiyorum. Birkaç gün şey yapacağız. Tekrardan buraya çalışmaya geldim. Peki deprem sonrasında nasıl bir hayat var o bölgede? Eskisi gibi değil yani. Eski şeyimiz gitti. Çok şey kalmadı. Ama hayat devam ediyor. Devam ettirmek zorundayız. Memleketimize tekrar devam etmek zorundayız. Herkesin de gel devam etmesini isterim yani. Evet, çok, onlar için bir şey söylemek istedim. Çok fazla gelsinler yani tekrardan. Herkes şeylerini kursun. Çalışmaya devam etsin. Biraz zor olacak ama devam edeceğiz yani. Sarılır. Devletimiz güçlüdür, sarılır yani. Yaranız sarılır. Her türlü sarılır yani. Onunla bir şeyimiz yok yani. Güveniyoruz. Devletimize de, milletimize de, halkımıza da güveniyoruz. Kullarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarda acil şifalar memleketimizin güzel bir gün geçirmesini bekliyoruz. Yaraların sarılması hala zor. Arkadaşlarımızla işlerimiz, dostlarımız, kaybettiğimiz arkadaşlar oldu. Tamam. Benim ailem, çocuklarım Antalya'da. Sadece tamam. Hanımım Elbistan'dan. Peki, ben sorum gönderdim. Antalya Kemer'e göndermiştim depremde. Şimdi ailem ve hanımım var. Onu görmeye gidiyorum. Depremde tabii ki eski bayramın tadını, tuzunu bulamayız. Eşi, dostu, akrabaları ziyaret amacıyla gidiyor. Duygularınız nedir? Nasıl bir Malatya bulacaksınız? Nasıl bir bayram olacak? Benim ağzım var kurban. Hiç ben bilmiyorum. Malatya için olacak. Ben kalkayım artık. Malatya uçağının kapısı. G1H olarak değişti. G1H. Evet, G1H. Geldik sandalye bekliyorlar. Bir şey bulamıyor. Benim ağzım var. Buraya kızın evine misafirlere geldim. Depremde kurduk. Oğlum burada yaşıyor. İlk kez mi gideceksiniz şimdi? Nasıl 40 gün buradayım, 40 gün. 40 gündür buradasınız. Nasıl? Evinizi gördünüz mü? Nasıl? Benim kızımın evi yakıldı. Kızım 13 kişi öldü. Malatya, G1H. Toprağını görmeye gidiyor. Başka bir şeye gidemiyor. Ev yok, bak yoksa. Çocukların toprağına gidiyor. Kimse kaldı mı ortada? Oğlum kaldı, iki tane torunum kaldı. Biri 30 yaşında, biri 25 yaşında, biri 50 yaşında. Neyse de ben gibi. Toprağını görmeye gidemiyorsa ev yok, günü döneceğim buraya. Ben de aynı toprağı görmeye gidiyorum. Toprağını görmeye gidiyoruz yavrularımız. Tamam. Sularım orada kaldı. Bir üniversiteyi bitirdi. Üç kişi. Dört kaynımın torunu da var, onunla dört tane. Diğerleri oğlunuz. Oğlum, iki de aynı oğlumun çocukları, torunlarım yani. Kızım vardı burada, kızıma geldi işte. Kalıyor, ne yapayım? Şimdi bayram için tabii... Sadece toprağını görmeye gideyim. Ne yüzünü gördüm, ne toprağını gördüm. Dedim gidip göreceğim toprağını. Ne yapayım olsun, ne yapayım? Allah sizlere, herkeslere sağlık vere. Yine Allah razı olsun. Hepsi el kol oldular. Allah yüzlerini rast getirsin. Ne yapayım? Gelin bir yerde, kalan çocuğu bir yerde. Her birisi bir yerde kaldı. Ne diyeyim? Ortalığa düzgünlük versin Cenab-ı Allah. Ne yapayım? Sabır isteyeyim Allah'ın olsun. İşitsin. Herkes de evet.
çocukların mezarına uğramak için. Orada bulunup da işte bayramda önce bir dua etmek. Kızlarımız, torunlarımız, orada kalan insanlar. Hepsine Allah rahmet eylesin. Kalanlara bir sağlık olsun. Depremde mi kaybettin? Evet, depremde kaybettik. Orada yaşıyorlar. Orada yaşıyorlar. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. İşte deprem gecesi 24 saatten oraya ulaştık yani. Kendi çabamızla ulaştık. Ne yapacağım? Allah'tan gelene şükür edeceğim. Hamdolsun. Peki şimdi bayram var. Bayramı burada geçireceğiz. Mezarlarda geçireceğiz. Bunlar bir parçamız diye. Onlar da işte bizim gibi bir gün önce hep yaşıyorlar diye. Her şeyin sahibi de işte ne umutlarına. Allah emri. Allah'ın emrinde kaçırmaz. İşim. Ufak kızım. En büyük kızım gitti. Ufak kızım kaldı işte. Hamdolsun, şükür olsun. Bizden ne olacağımızı anlamış. Çocuk kızını getirebilecekler mi? Ki Allah Allah. Böyle bir şey olur mu? Korundu. Ondan sonra zor yetiştiler. Biz kendi ellerimizle çıkarttık. Her giden gitti. Yavrularımız şey iki gece, benim yavrum iki gece kaldı şeyin içinde, afetin altında. Biz ellerimizle çıkarttık onları. Gene Allah razı olsun, gene devletimize. Peki şimdi... Bizimle bayramlaşmaya gidiyorum işte, mezarına girip bayramlaşacağım. Burada duramadım, burada üç tane oğlum var. Bunları bıraktım, kızımın mezarına giriyorum. Tamam, sakin. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yeter. Siz çıkardınız değil mi? Şeyden... Evet, biz çıkardık. Kardeşleri, amca, çocukları, kızımla, küçük torunumu biz ellerimizle çıkardık. Afet ulaşmadı, afet yoktu. Oğlum mu? Yoktu. Üstünde iki tanesi vardı. Ses ne olan yerde çabaladılar. Bina... Bizimkilerine zor oldu. Kimse gelmedi. Binlerce biz bina düşmüş. Çıkardık. Bir, iki binada ki... Torunum bir ölen mi? Evet. Ölen 16'ydı, küçüğü de 6 yaşındaydı. Beraber yaşıyorlardı işte aynı şeyde bina dairenin içinde babayla anne hepsi birbirlerine toplanmışlar. Girişten çıkmak istemişler. Zaten oradan Allah vermiş. Peki onların dışındakiler de gittiler. Onlar da içindeydi. Onlar da insan. Yavrum 4 senedir almıştı o evi. Mezar oldu o ev kendine. Tamam.